tatlı tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin. Yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan, ekonomiden tasarruf. Yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Domatesli, lor peynirli güzel bir çorba hazırlıyoruz. Neler kullanacağız? 3 adet domates, 2 yemek kaşığı salça, 50 gram lor peyniri, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tutam maydanoz kullanacağız. Domatesli, lor peynirli çorbamız için. Evet, elinize sağlık Ayşegül Hanım, gönlünüze sağlık. Bu güzel malzemeleri saydıktan sonra sevgilimiz biz de ne yapalım? Bu arada şöyle tenceremizi tekrar ocağa koyalım. Şöyle altını yaktık. Altını yaktıktan sonra tenceremizin içine biraz şöyle zeytinyağımızı içine ilave edelim. Zeytinyağımızı içine ilave yaptıktan sonra şöyle salçamızı, lor peynirimizi, unumuzu şöyle alalım. Ve şöyle sütlerimizi de yanımıza alalım. Bir bardak kullanacağım. İkinci bardak şöyle Ayşegül Hanım'ın olsun. O sütü çok seviyor sevgilicilerimiz. Ve şöyle domates çorbamız için ne yapıyor? Şöyle 2 yemek kaşığı kadar şöyle unumuzu tenceremize ilave ettik. Ve yavaş yavaş unumuzu kavuracağız şöyle. Evet. Şöyle unumuz kavrulurken. Şimdi ne yani, bu benim mi usta? Evet, o sizin Ayşegül Hanım. Dolu dolu. Dolu dolu. Bir bardak. Bir bardak. Hepsi. Tamam, evet. O zaman ben güzel böyle kerevizli ve sebzeli böreğin yanına şu bir su bardağı, kocaman bir su bardağı sütü içeceğim usta. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ettim. Ben de bu arada şöyle domateslerimizi evet, güzelce şekerlendireceğim. Evet, siz domatesi rendelerken... Unumuzu koyduk tenceremize, şu kenarlarını da alırsak yavaş yavaş. Evet, ben şimdi katmer deyince acaba robotta şu an böreklerimizi pişiriyoruz orada, ya. Daha önce, Şeyma Hanım onu mu kastetti diye ama... Daha önce yaptığımız katmerden evet, bahsediyor. İstememiş, bir daha istedi. Tamam, yapalım biz Şeyma Hanım için pazartesi günü. Yine bir daha da söyleyelim buradan izleyenlerimize de. Pazartesi günü tahinli katmerimizi tekrar edeceğiz. Evet, şöyle biraz da... Ayşegül Hanım, size pulberi dayandıramıyorum yani. O kadar fazla ya, tüketilir mi pulberi? Ya, depodan mı getirdiniz depodan usta? Depodan getirdim. Şöyle biraz fazla kullanalım. Evet. Şöyle sevgilicilerimiz. Hadi bakalım. Gerçekten biz bunu bitiriyoruz. Bize bu 2 gün bile gitmiyor. Gitmiyor. Çok fazla tüketiyorsunuz. Aynen öyle. Evet, şunları hemen hızlı bir şekilde Ayşegül Hanım. Biliyorsunuz robotumuz çok çabuk pişiriyor. Hemen hızlı bir şekilde çevirmemiz lazım. Oh harika, bakın nar gibi kızardı üzeri böreklerinde. Evet. Evet. Tamam. Şöyle yavaş yavaş unumuz kavruldu sevgilicilerimiz. Şimdi içine şöyle 2 yemek kaşığı kadar da salçamızı içine ilave edelim. Ve kavrulmaya devam etsin. O evet, kavrulurken şöyle Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği, rüyasında sayıkladığı şöyle pul biberimizden de biraz içine ilave edelim. Şöyle yeterince bir tuzumuzu da, siz bunu sonrada da atabilirsiniz. Şöyle az bir şey, karabiberimizi alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Şöyle öğütelim içine. Teşekkür ettim. Tam yeter Ayşegül Hanım. Böreklerimiz herhalde tamam Ayşegül Hanım, alabiliriz. Tamam. Zaten hızlı bir şekilde pişiriyor o. Kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde. Fazla da yapmayalım onları. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi unumuzu kavurduk. Salçamızı, baharatımızı içine ilave ettik. Ve şöyle biraz daha salçamızla beraber kavursak hem güzel bir şekilde renk almış olacak hem de biliyorsunuz salçamızı fazla kavurduğumuz zaman midemizde yanma, ekşime gibi olaylar da ortadan kaldırmış olacağız. Ve siz karabiberi de
biraz azaltırsanız kesinlikle midenizde yanma, ekşime gibi sorunlarınız olmayacak. Şöyle biraz daha kavuruyoruz. Ve şöyle ilk önce ne yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz? Çorbamızı şöyle soğuk suyla açıyoruz. Evet, neden soğuk su? Neden soğuk su? Topaklaşmaması için unumuzun. Evet, unumuzun topaklaşması. Tamam. Daha doğrusu. Unumuz pişmesin değil mi? Evet, piştiği zaman topaklaşır. Topak olmasa ağzımızda o topak unumuzu hissetmeyelim diye. Önce soğuk suyla şöyle güzelce bir şekilde bir açacağız. Evet. Ve güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz. Şöyle soğuk suyumuzu açtıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle sıcak suyumuzu alıyoruz. Şöyle sıcak suyumuzu da hemen içine ilave ediyoruz. Şu anda çorbamız hemen hemen hazır gibi bir şey. 3 evet. adet de domatesimizi rendelemiştik. Şöyle domatesimizi de içine ilave ederim. Sizin de elinize sağlık. Şekil Hanım çok hızlısınız. Şöyle bir gösterebilir miyim? Ne kadar güzel oldu bakın şeker böreklerimiz. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Ayşe. Ne kadar güzel oldu robotumuzda. Üzeri közlendi. Şöyle bakın hatta altını da göstereyim size. Harika bir şekilde közledik. Bu, robotumuzun ne kadar kullanışlı olduğunu evet, gösteriyor Ayşe Gönül. Ne istesek, ne istesek hazırlayabildiğimizi gösteriyor. Doğru söylüyorsunuz. Yeter ki biz isteyelim her şeyi yapabiliriz. Doğru. Evet şöyle alalım bakalım böreklerimiz. Robot da çok çabuk pişti. Bakın en son onları koyduk ama bütün yemeklerden önce onlar hazır oldu. Aynen öyle. Çünkü çok hızlı, çok pratik bir şekilde hemen pişiriyor. Evet, evet şöyle çorbamızı baharatımızı koyduk, malzemelerimizi koyduk. Şöyle yavaş yavaş kaynarken ne yapıyoruz? Şöyle sütümüzü yarısına kadar içine ilave ediyoruz. Ve güzelce bir şekilde kaynasın. Evet kaynasın. Daha vaktimiz var tamam. Programın sonuna kadar. Biz bunun sonrasında normalde biliyorsunuz kaşar peynirle böyle kaşar peyniri böyle süne o kadar güzel oluyor ki. Evet, ama öyle. Lor peynirle bu sefer yiyeceğiz. Evet lor farklı peynir olacak. Çok güzel olacak. Hı-hı. O da farklı bir tat olacak, farklı bir lezzet olacak ve farklı bir görüntü olacak. Evet çökelek de farklı oluyor değil mi? Aynen öyle. Tamam. Böreklerimiz de lahanamız da şu an fırında. Onlar da pişecek biraz sonra alacağız. Bugün yine güzel yemekler hazırladın usta bizlere. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Sen aşkına. Tahtayı aldın hayırdır? Tahta yok. Evet şu anda beklesin tahtamız. Tamam, bakalım. O zaman biz senden güzel bir türkü dinleyelim. Annem için demiştim ben böyle. Evet tüm anneler için söyleyelim o zaman. O zaman tüm anneler için Abdullah Usta'dan bakın harika bir türkü geliyor sevgili annelerimiz. Ağlama yar, ağlama anama, avi yazma, bağlama. Ağlama yar, ağlama anama, avi yazma, bağlama. Mavi yazma teessular anam yüreğimi dağlama. Mavi yazma teessular anam. Mavi yazma teessular anam yüreğimi dağlama. Ayva al oğlan da gel anam, bahçayı dolan da gel. Ayva al oğlan da gel anam, bahçayı dolan da gel. Hasta düştüm gelmedin anam, bari can ver. Rende gel, hastalandım, gelmedin anam, bari can ver, rende gel. Bu bütün annelere gelsin. Evet. Bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz usta, ağzına sağlık gerçekten. Muhteşem bir sesin var. Sadece yemeklerde değil, böyle güzel türküler söylerken de yeteneğini gösteriyorsun bize. Allah razı olsun. Geç çok fazla söylemedin için bazen yok, şey olabilir. Hayır, gayet güzel. Sonuçta sen bunu amatör bir şekilde yani kendi çapında söylüyorsun. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kırmadın bizleri bu arada. Allah sizden de razı olsun. Bu arada annene verdiğim sözü de yerine getirmiş evet, olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle çorbamız, sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde kaynamaya başladıktan sonra lor peynirimizi de içine ilave ediyoruz. Evet.
Şöyle bir böreklerimize de bakalım Ayşegül Hanım. Evet. Şöyle biraz derecesini yükseltelim, yavaş yavaş pişsin. Tamam. Biz de o zaman ne yapalım? Şöyle elimizde bol malzeme varken bir salata yapalım Ayşegül Hanım. Hadi yapalım bakalım. Hadi yapalım. Yapalım o zaman şöyle. Domates çorbası bakın çok farklı oldu. Hakikaten böyle hoşuma gitti benim böyle. Peynirini de hemen pişerken koymamız ayrıca hem bir lezzet hem bir tat hem de tabii yine farklı bir boyut. Evet, muhteşem görünüyor. Bir de kokusunu duysanız var ya, bir de kokusunu duysanız. Tamam. Yapalım ama çorbamız da harika görünüyor. Bunu biz boşaltacak mıyız usta? Onu biz boşaltalım Ayşegül. Tamam. İzleyicilerimiz de görsün şöyle. Evet, senin hemen nasıl güzel bir çorba yaptığını görsünler. Aa, şöyle. Usta marifet, kesinlikle sen yaptın, ben sadece teşekkür karıştırdım. Teşekkür ederim. Şöyle sevgilcilerimiz çorbamızı gördüğünüz gibi kıvamı, tadı, buram buram lezzeti. Böyle. Burada 10 kişilik sevgilcilerimiz çorbamız var. Eğer birebir gramajları siz de uyarsanız aynı şekilde hazırlamış olursunuz. Muhteşem oldu, muhteşem oldu. Ellerine sağlık usta. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Şöyle çorbamızı da alıyoruz efendim. Çorbamızı hazırladık. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle derken Allah-u Teala gönlünüzde, kalbinizde ne geçiyorsa hepsini kabul etsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.